Bu videomuzda bir göz çalışması yapacağız. Adım adım anlatarak yapmaya çalışacağım. Çizime başlamadan önce ne yapıyoruz? İlk önce taslağı ortaya çıkartıyoruz. Ben videodan önce taslağı çizdim. Video çok uzamasın diye. Siz de benimle beraber bu resmi yapmak istiyorsanız ilk önce bu şekilde taslağını çıkartın. Sonra videoyu açın ve adımlarımı takip ederek siz de aynısını yapmaya çalışın arkadaşlar. Arkadaşlar bir göz resmine nereden başlıyoruz? Tabii ki ortadan başlıyoruz. 4B kalem alıyorum. Şöyle sınırlarımızı bir ortaya iyice çıkartalım. Kalemi çok böyle aşırı bastırmadan yapıyorum. Silmem gerekirse kağıtta deformasyon oluşturmasın. Çünkü kalem sivri bir şey olduğu için kağıdınıza zarar verecektir. Ve silseniz de bildiğiniz gibi o kalemin izi orada kalacaktır. Tek çizgi yerine, yani tek seferde şöyle dolanmak yerine küçük küçük çizgilerle hareket ederseniz kontrolünüz daha hatasız olur. Tabii tek seferde yapabiliyorsanız sorun yok. Acele etmeden yavaş yavaş bu resmi yapalım, bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Göz bebeğini yaparken rastgele karalama değil de gözün dış kenarından ortadaki kenarına doğru giden çizgiler var. O çizgilerin yönünde kaleminizi vurursanız resminiz daha gerçekçi görünecektir. Şimdi buraları şöyle hızlı hızlı yapalım. Şimdi şu kısım biraz daha gözün koyu kısmı olduğu için daha karanlık yapalım. 9B kalem aldım. Bir katta üzerine bundan geçeceğim. Çünkü bu kısım gerçekten karanlık görünüyor. Şimdi mekanik kalem aldım 4B. Fakat bu 4B arkadaşlar normal kara kalemdeki 4B'den çok daha karanlık, koyu bir renk veriyor. Şu tam gözün ortasında beyaz bir noktamız var. Burası ışık vurduğu için böyle beyaz. Şimdi burası en koyu kısım olduğu için orayı farklı bir kalemle yapacağım. Çünkü çok siyah görünmesi lazım buranın. Şimdi 4B kalemi geri aldım. Şimdi şuralar ne dedik? En karanlık bölgeler. Buradan aşağı, şurayı yanlış çizdik galiba. Burası tam yuvarlak gelmiyor. Burası tam yuvarlak da öyle görünmüyor. Biz şimdi onu daha değişik yapacağız. Yuvarlak kısım tam buradan böyle yukarı doğru çıkmamış. Şöyle olacak. Kenarlardan başlıyorum arkadaşlar. Gözün desenini ortaya çıkartalım. Şimdi bunu yaparken, göz desenini yaparken arada bazı yerlere dokunmuyorum. Şimdi daha sonradan onu silgiyle de silebilirsiniz ama ben böyle yapacağım şimdi bu sefer. Bazı noktalar şurada beyaz kalacak. Bazı yerlere daha fazla bastırıyorum. Bazı yerlere az bastırıyorum. Şimdi bir tane dağıtıcı kalem alıyorum, kağıt kalem. Şöyle dokuyu biraz birbirine harmanlayalım ki gözümüz daha realistik görünsün. Şurada mesela kalem izleri kalmış. Videoda muhtemelen görünmüyordur ama ben görebiliyorum şu an. Kalem izleri var burada. Şöyle bir üzerinden geçelim. Ortadaki kısma çok fazla bastırmadan yapıyorum. Bunun üzerinden bir de F kalemle geçeceğim. Şimdi bunu böyle ortaya çıkardık. Ama ama şu kenarları biraz taştık. Kenarları taştığımız için oraları silmemiz lazım. Nasıl sileceğiz? Ama silmeden önce madem orayı batırdık, biraz daha batıralım, ondan sonra silelim. Şöyle kenarları daha bir yumuşak bir geçiş yapayım. Ondan sonra dışa taşan yerleri silelim. Aslında silmesek de olacak gibi görünüyor ama şöyle bir silelim biz gene. Evet, bu kadar bence yeterli. O kadar yeterli ama şimdi gözün içinde bazı yerleri aydınlatmamız lazım. Şu içeriği de silelim. O nasıl yapıyoruz? Silginin tam sivri tarafıyla şöyle daha önceden fazla bastırmadan yaptığım yerlerin üzerinden şöyle çizgi bir şeyler yapalım oraya. Çizgi dokunuyorum. Oradaki aydınlık yerler ortaya çıksın. Ama şu an elimdeki silgi hiç iyi değil galiba. En pahalısından aldım ama çok hoşuma gitmedi ya da ben kullanamıyorum bunu. Evet. Şimdi yanlış yaptığımız yerleri biraz kapatalım bile. Güzel görünmeyen yerleri şöyle kapatalım. En sivri tarafıyla yapıyorum. Elim kağıdı kirletmesin diye şöyle bir transparan kağıt koydum. Kaşlara devam edelim. Hızlı. Buraları biraz bastırarak yapıyorum. Şimdi şu kısmı gölgelendirelim. Yine 4B kalemle çok fazla bastırmadan şöyle bir kalemi de şu istikamette şöyle bir çizgisel gölgelendirme yapalım. Gölgelendirmeye şuradan şöyle bir başlayalım bakalım. Peçeteyi alıp şöyle bir katlıyorum. Şöyle şu sivri tarafını kullanarak karaladığımız yerleri şöyle bir dağıtalım. Evet, şimdi renk tonu daha güzel oldu galiba. Videolar hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorum yapmaya para almıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube beleş. Abone olmaya da para almıyoruz. Yorum yapmaktan, görüşlerinizi bildirmekten çekinmeyin. Benimle ne kadar çok iletişime geçerseniz bu kanal o kadar çok sizin istekleriniz yönünde şekil değişebilir. Merak ettiğiniz, çizimini görmek istediğiniz konular varsa onları yorum kısmında belirtirseniz, ben de uygun görürsem ve müsait olursam sizin istediğiniz resimleri de, konuları, dersleri de burada işleyebiliriz arkadaşlar. Ben şimdi sadece canım ne istiyorsa onu yapıyorum açıkçası. Çünkü ana ders konularını işledik, bitirdik. Kanalda mevcut. Şimdi çizimin keyfini çıkartıyoruz. Tabii bunu yaparken de yine öğretici olmaya çalışıyorum. Çok konuşkan bir insan olmadığım için videonun başından sonuna kadar anlatamıyorum arkadaşlar. Bir de dalıyorum bazen. Resme dalıyorum. Söyleyeceğim şeyi unutuyorum. Aklıma gelmiyor. Siz de sesli video istiyorsunuz. Onu da biliyorum. Belirtiyorsunuz çünkü. Ama yani yapabildiğim kadar oluyor. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hepinize faydalı olmaya çalışıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum sizden. Evet. Neyse. Devam edelim. Şimdi 2B kalemle şuradan devam ediyorum. Şimdi göz bebeğinin beyaz kısmını biraz gölgelendirelim, renklendirelim. Şimdi yavaş yavaş gözümüz çok daha güzel görünmeye başlayacak. Dip kısmı her zaman daha koyu olur. Onun için burayı biraz daha karanlık yapıyorum. Taraftaki kirpikleri yapalım. Şunların rengi soldu ama üzerinden bir daha geçebiliriz. Neyse, oraya daha sonra geliriz. Şurayı bir bitirelim. 2 numaralı kalemi aldım. Şuraya bir küçük küçük dokunuşlar yapalım. Kağıdın şurasında hata var, görüyor musunuz? Oraya kalem niye değmemiş gibi görünüyor. Kağıtta problem var. Neyse. Olsun. arkadaşlar video çok uzadı. Bunda sadece işte şöyle küçük küçük detaylar kaldı. Onu da hepsini yapmaya çalışırsak bu video çok uzun olacak. Onun için bunu biz burada bitirelim. Siz istediğiniz kadar detay çalışabilirsiniz. Bir portrenin göz kısmının nasıl yapıldığını gördük. Diğer yerlerinde böyle titizlikle çalışarak güzel bir portre resim yapabilirsiniz. Bunu şimdi böyle biz bırakalım. Bu ve benzeri videoların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.